Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün biraz daha mı iyiyiz? Bana öyle geliyor. Yani dönüşü gördük. Şöyle sanki kaşığı uzatmışız çorba kazanına ve buram buram tüten buharı da ucundan çıkıyormuş gibi bir görüntü doğmuş kendi kendine. Enteresan geldi bana. Evet. Çorba kazanımızdan çıkaracağız yakında. Merak etmeyin. Arkadaşlar, şimdi ne yaptık, ne ettik, nerelerdeyiz, neler yapıyoruz, değil mi? Neler yapıyoruz? Günlükte, dün, gene karıştı ortalık. Bir sürü çizgiler var burada. Ama bu çizgi, her birisinde birer anlamı var tabii ki. Çizgilerimizi kaldıralım. Şöyle birazcık rahatlayalım. Pardon. Kaldırdık. İndikatörlerimiz ne diyor? İndikatörlerimiz ne diyor? Diyor ki, arkadaşım diyor, eğer diyor, ben diyor, son bulunduğum bölge işte şurada. Böyle bunları adım adım size göstermemin sebebi ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Hani açıklaya açıklaya gidelim mantığıyla. Bulunduğumuz bölge aslında şu bulunduğumuz bölgeye dikkatli bakacak olursanız şu bulunduğumuz bölgeyle şimdi çok enteresan bir şey göstereceğim size. Daha büyüğünü gösteriyorum. Şu bulunduğumuz bölgenin aynısı. Peki buradan yola çıkarak o zaman bir şeyler yapalım. Aynı şeyler yapacağız. Dedik ki bu bulunduğumuz total kocaman bölgenin hani ta ki işte 13 Mayıs'tan 10 Eylül'e kadar olan bölgenin küçültülmüş bir versiyonu yaşıyoruz şu anda. Bu yaşam sürecinde bizim karşımıza neler gelecek? Şöyle bir inişimiz varmış kocaman. Gel bakalım var mı bizim inişimiz? Hemen bunu 4 saatliklerde görebilir miyiz? Evet, görürüz tabii. Niye görmeyecekmişiz? Bir inişimiz varmış. Bakın inişimiz var. Ondan sonra şöyle bir hareketimiz var. Bakın şu harekete dikkatli bakın. Şu harekete dikkatli bakın. Hemen şimdi tekrar günlüğe ve gördüğünüz olayı. Ondan sonra kalkacağız. Nasıl kalkıyormuşuz? Onu da yine küçük bölgelerden bakabiliriz. Şu düzeltme hareketini yaptıktan sonra aynısı burada şunun için geçerli. Bu bölge için geçerli. Ben bu bölge, şu bölge deyip duruyorum da şöyle söyleyeyim. Özür dilerim. 20 Ağustos 26 Ağustos aralığında olan kalkış için geçerli. Kalkmasını da nereye kadar yapıyormuş onu gördük. Bir önceki tepenin düzeltme bölgesine kadar yapıyor. O zaman kalkacağız. Nereye kadar çıkacağız? Bir önceki tepenin düzeltme bölgesine kadar. Düzeltme bölgemiz bizim burası bakın. Yani 31 binler seviyesi. 31 bin olur efendim, 33 bin olur. Çok önemli değil. O büyüklerin yanında mini minnacık kalıyor çünkü. 31 bin, 33 bin aralığında buralara gelecekmişiz. Burada biraz dinlenecekmişiz. Ben buradan okuduğum resmi size söylüyorum. Bakalım biz ne yaptık onu. Evet. Çok güzel. Orada bir düzeltme şeklinde dinlenecekmişiz. Ondan sonra iki türlü çıkış senaryosu varmış. İki türlü çıkış senaryosu her ikisini de gösteriyor. Bu üç değil arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Birisi dik çıkış senaryosu. Oldukça dik çıkış senaryosu. İndikatörü kaldır. Evet. Dik çıkış senaryosunda yani bugün ayın kaçı oluyor? Şu dinlenme bölgesini kendi kendime böyle rastgele tahminen şu civarda diye düşünüyorum.
İşte 7 Kasım gibi bir şey oluyor. Bakın 7 Kasım'dan sonra şu hareket başlayacak. İki hareketten birisi başlayacak. Ya aşırı çok hızlı bir yükseliş hareketi, şurada gördüğünüz yükseliş hareketi, veyahut da tam şurada biraz daha tekrar tık 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 yapıp ondan sonra pumping hareketiyle devam edip, yani zıpkın gibi yukarı çıkma, orada tekrar dinlenme, burada da aslında bir dinlenmesi var, dikkat ettiniz mi? Sanki hani akordiyon diye bir şey vardır, müzik aleti vardır, müzik aletini biraz daraltmışlar, burada biraz açmışlar. Bizimkinde nasıl yapacaklar? Daraltırlar mı, açarlar mı? Hadi bakalım. Siz de fikirlerinizi söyleyin. Ayın 7'si gibi dedim. Tahminen. Bakın ben tahminlerimi söylüyorum. Bunlar size yatırım tavsiyesi gibi algılanmasın. Gördüğüm şeyleri aktarmaya çalışıyorum sadece. Evet. 7'sinden sonra 8, 9, 10 bir yükseliş olabilir. Ondan sonra 11'inde zıplama şeklinde olabilir. Olabilir. Bu ayın 7'sinde zıplama şeklinde de olabilir. Arada kafadan 4 gün, 5 gün kazanmış oluyorsunuz. Ama bu sizin elinizde olan bir şey değil. İnsanoğlunun yapısıyla alakalı. Benim beklentimi soracak olursanız şöyle söyleyeyim. Şimdi size başka bir açıdan bir şey anlatmaya çalışacağım. Şöyle söyleyeyim. Böyle yayvan gibi gözüküyor ya grafikleri açtığınızda. Oysa ben bunları daralttığım zaman bambaşka bir şey görüyorum. Şurası 2020'nin olduğu bölge. Ondan sonra 2021'in olduğu bölge. Ondan sonra 2022'nin olduğu bölge ve 2022 bitmek üzere. Eğer bu geri toplayacak olursa 2022 yılında iğne atmış diyeceğiz. Demek istediğimi umarım birçok arkadaş anlamıştır. Ne demek istediğimi umarım birçok arkadaş anlamıştır. Zira iğne atma kavramının ne demek olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bunu yıllık bazda bir düşünecek olursanız ve şu grafik resmini yıllık bazda bir iğne atmanın ne demek olduğunu şöyle bir anlayabilir misiniz diye sorayım size. Bu kelimenin ucu nereye gider? Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Bu ayın birinde ikisinde yapılacak olan açıklamalar güzel açıklamalardır. Ondan bir şüphem yok. Bizi hiç etkilemeyecek. Çıkışımızı etkilemeyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar. Aynı olayı şurada da görebiliyor muyuz? Bakın, aynı olay, aynı olay. Burada da görebiliyor muyuz? Dolayısıyla sakin sakin ben bekliyorum. Beklemeye devam diyorum arkadaşlar. Beklemeye devam ki akabinde şu meşhur güzel kazancımızı hele bir toplayalım. Hele bir toplayalım. Bakalım ne olacak. Bu tepelere kadar en tepe 100 dolarları görmeyebiliriz. Bizim için önemli olan şu anda 2,5 sent, 3 sent aralığı. Doğru mu? Yanlış konuşmuyorum değil mi? Herkes oradan şöyle güzel bir kazancını alsın. Birazcık dinlensin. Çok az, çok az dinleneceksiniz. Yani kabaca bir 20 gün, 1 ay kadar dinleneceksiniz. O 20 gün, 1 ay içinde bu stres, gerçekten ben size bunların hepsini söyledim. Çok stresli olacak dedim, hatırlıyorsunuz. Çok streslinin daha da başındayız. Onu da söyleyeyim. Burada iki süreç atlatacağız. Önemli iki süreç atlatacağız. Ve yakın bir zamanda ilk süreci atlattıktan sonra tahmin ediyorum ki güzel, çok güzel bir müjde vermeyi planlıyorum size. Gördüğümü söyleyeceğim, inanın. Görmediğim bir şeyi söylemeyeceğim. Bakalım neler olacakmış. Bu arada videoyu izlerken dikkatli izleyin. Sadece muhabbet olarak değil, videoda bazı küçük tiyolar bile vermiş olabilir miyim diye bir düşünün. Ne dersiniz?
vermiş olabilirim. Sağlıkla kalın.